Merhaba. Camping Paradiso'dan çıktık. Şimdi Selanik'e doğru gidiyoruz. Ahmetcan çok inanmasa da bedava elektrik su falan veriyorlarmış tuvalet önce. Yani adam niye bedava versin bu kadar hizmeti? Ben onun derdindeyim. Ücretsiz park yeri. Hem karavan eşyalarının satıldığı bir marketi var. Yani keşke euro kazanıyor olsaydık. Şu an her şeyi alabilirdi. Eklerleri yedi, profiterolleri yedi. Ama içeriği çekmedi. Navigasyon 1,5 saat diyor ama karavanla beraber 2-2,5 saat sürüyor mesela. Bir gece Selanik'te kalacağız. Sonra yarın başka bir kampa geçeceğiz. Selanik'te kampta kalmıyoruz bu arada. İnternette araştırıp nerede kalabiliriz diye. Sonra bir tane böyle kamp malzemesi satan bir market buldum ben. Orada kalabiliyormuşuz da ayrıca. Ahmetcan çok inanmasa da bedava elektrik su falan veriyorlarmış. Tuvalet boşaltmanı falan varmış. Ahmetcan imkansız diyor. Ama bakalım gidip şimdi yani göreceğiz. Yani adam niye bedava versin bu kadar hizmeti? Ben onu derdim. Orada kalabilirsek kalacağız, güzel olacak. Çünkü Selanik'e orası yakın. Yani arabayla merkeze 15 dakika falanmış. Eğer orada kalamazsak bu sefer otopark bakmaya başlayacağız. Bilmiyorum yani birazcık şey böyle belirsizliğe doğru gidiyoruz. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Hani plansız programsız anı yaşıyoruz şu an. Cookie'ciğim gene yollarda. Yatıyor. Mamişkosunu yemedi henüz. Akıllı bir arabam var demek istiyorum. Arabama laf yok. Zampetas diye bir yer bulduk. Ücretsiz park yeri. Hem karavan eşyalarının satıldığı bir marketi var hem de karavanlara servis hizmeti veriyor. İşte elektrik, su, ondan sonra gri su boşaltma alanı, tuvalet boşaltma alanı vesaire her şey de var. Kullanabiliyorsunuz. Sadece hani alanda sınırlı yer var. Eğer yer varsa hani sizi kabul ediyorlar. Burası Selanik'e yaklaşık 20 dakika mesafede arabayla. Sabah 9'da açıyorlar. Akşam 8'e kadar açık. Eğer 8'den sonra gelirseniz arabayı içeri sokamıyorsunuz. Çünkü hani bütün kapıları kilitliyorlar. Sadece böyle hani yayanın girebileceği küçük bir kapı var. Onun kilidi varmış. Oradan geçiş yapabiliyorsunuz. Yani içeri girebiliyorsunuz. Bir gece konaklayacağız. Zaten şeyi de konsepti de bu şekildeymiş. Hani yoldan geçerken mola verebileceğiniz. İşte maksimum hani 2-3 gün kalabileceğiniz. 10 günlük falan bir yer değil. Sadece hani durak noktası. İşte 1-2 hani maksimum 3 gün falan kalabilirsiniz. Çok güzel oldu yani burası bizim için. Böyle bir imkan sağlamaları mükemmel. Ve marketi de çok güzel. Markette yok. Bayıldım her şeye. Yani keşke euro kazanıyor olsaydık. Şu an her şeyi alabilirdim. Çok güzel şeyler var. Melamin tabak takımları. Yani Türkiye'de de var tabii bunlar. İşte Agus'a mı gitmiştik biz? Orada da görmüştüm ben ama buradaki çeşitleri daha da farklı. Çok güzel şeyler var ya. Öyle. Euro'dan dolayı fiyatlarında daha pahalı. Tabii Euro'dan dolayı kurdan ötürü yani daha pahalı burası. O yüzden almadık tabii alamadık ama gönül isterdi ki alalım. Güzeldi çünkü. Böyle bizim için güzel bir yer oldu. Eğer sizin de yolunuz Selanik tarafına düşerse hani böyle bir iki gün konaklamak için burayı tercih edebilirsiniz. Ücretsiz olması ve hani bir sürü de imkanının olması aslında çok güzel. İşte arabayla Selanik'e geldik. İlk başlangıç noktamızda Kemer. Şu gördüğünüz yapı vakti zamanında tersilerden korunmak için yapılmış. Atatürk Müzesi'ne gideceğiz. Atatürk evine gideceğiz. Oradan da aşağı doğru ineriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım.
Eklerleri yedi, profiterolleri yedi ama içeriği çekmedi. İşte buraya geldik. Harika.